Sayın Fiyatçılar, Denizli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engellilerin sosyal yaşamın her alanında var olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve toplumda ayrımcılığın ve eşitsizliğin önlenebilmesi için çok önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çalışmada engellilerle ilgili yasal düzenleme önerilerini dile getirdi ve yetişkin engellilerin mesleki eğitimlerine ilişkin konuları değerlendirdi. Denizli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi yine çok önemli bir etkinliğe imza attı. Engelliler Meclisi, engellilerin sosyal yaşamın her alanında var olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve toplumda ayrıcalığın, eşitsizliğin önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hafta sonu bir çalışma gerçekleştirdi. Çalıştay'ın açılış konuşmasını Engelliler Meclisi Başkanı Öztürk Özkan yaptı. Ne oranda etkiliyiz? Bunun ortaya konulması bakımından bu sunumları hazırladık. Tabii ki göreceli başarılıyız, gururluyuz ama bu gururun sahibi olmamızda çok az ekibe nasip olacak gibi şansımız var. Çünkü bu kentin, Denizli'nin konuya duyarlı yöneticileri A takımı var. Açılışa katılan AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ise yaptığı konuşmada konuya ilişkin çalışan, çözüm arayışında olan, Denizli'ye gelen engellilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin çok önemli bir konuya imza attığını, çünkü engellilik konusundaki arayışların aslında temel insan hakkı olduğunu, gocunmadan ihtiyaçlarını özgürce ifade etmeleri gerektiğini söyledi. Yapım ve üst yapım çalışmalarının bittiği kent merkezinde benim engelli kardeşim, şehri bir baştan bir sona kadar yürüyebilir, gidebilir. Değerli kardeşlerim, ben bu çalışmayı, bu tarz çalışmaları sizin hakkınız olan, ananızın ak sütü gibi hakkınız olan o engelsiz bir dünya için, standartları daha yüksek bir dünya için katkıda bulunmasını diliyorum. Oralara güzellikler getirmesini diliyorum. Bu dileklerimle Çalıştay'ın başarılı olmasını, başarılı geçmesini dileyerek tekrar dışarıdan gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyerek sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.